İyi akşamlar. Sansürsüz'ün yeni bölümüyle bir kez daha sizlerleyiz. Konuğum AK Parti Bursa Milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi Bedrettin Yıldırım. Yıldırım da çok ciddi tartışmaları da beraberinde getiren 19. Milli Eğitim Şurası'nda yaşananları ele alacağız. Anaokul öğrencilerine zorunlu din dersi eğitimi verilmesi önerisi, karma eğitime kimler neden bu kadar karşı çıkıyor? Bu soruların yanıtlarını arayacağız. Sonrasında ise elbette paralel yapı tartışmalarına değineceğiz. Zira Bedrettin Yıldırım paralel yapı ile mücadele noktasında çok fazla öne çıkan isimlerden birisi dedim. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Başarı diliyorum. Hayırlı olsun. Sağ olun, eksik yeni olmayın. Dönem. Çok teşekkür ederim. Milli Eğitim Şurası toplandı. Çok da fazla tartışma var. Hatta izlediğimiz, gördüğümüz kadarıyla ciddi kavgalar da var. Oradan başlayalım istiyorum. Kavga yok. Yani çünkü dün oradaydım, dün akşam Ankara'ya geldim. Böyle kavga yok, çok düzeyli bir tartışma var ama. Düzeyli tartışma. Çok düzeyli tartışma var. Peki. Şimdi düzeyli tartışma konularından biri, anaokullarında zorunlu din dersi eğitimi noktasında öneriler geldi. Buna da çok ciddi muhalefet yapan isimler var. Eğitimciler, pedagoglar başta olmak üzere. Anaokullarında din dersinin zorunlu hale getirilmesinin çok önemli ve çeşitli çekincelerine dikkat çekiyorlar. Zira bir eğitimci olarak siz de bilirsiniz ki çocukların soyut kavramları öğrenme, farkına varma, anlayabilme yaşı 4'lü, 5'li, 6'lı yaşlarda olmuyor ne yazık ki. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu konudaki tartışmaları? Sizin yaklaşımınız ne? Çok teşekkür ediyorum. Buradan bütün Bursalı hemşehrilerimi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben hem Milli Eğitim Kültür Gençlik Spor Komisyonu üyesi hem de Tarım Orman Komisyonu üyesiyim. İki komisyonu da beş bakanlığın komisyonlarında görev yapıyorum. Onu da belirtmek istiyorum. Anaokullarıyla ilgili bugün biraz önce Ankara'dan Bursa'ya ulaştım. Almanya'dan bir öğretmen sizin de arkadaşınız, bizim de arkadaşımız. Benle de temas kurdum. Evet, o bana bir mesaj çekti. Oradaki çalışmalarını bizim de oraya gittiği günlerde kendisine bir katkımız olmuş. Vekilim dedi, Almanya'da kilise anaokullarında din dersi veriyor. Kilise tabi o Hristiyanlık dersi veriyor. Müslümanlar ve ateistler de başka etkinliklerde ana dil eğitimi görüyorlarmış. Türkler Türkçe öğretiyorlar. Bunu burada belirtmek istiyorum. Bir Türk öğretmeninin orada hemen bana bugünkü bu programdan önce ulaştırdığı bir bilgi. Türkiye'ye gelince referans olması açısından söylüyorsunuz. Tabii Türkiye'ye gelince biz geçtiğimiz yıllarda bildiğiniz gibi din dersi 12 Eylül'de mecbur edildi okullarda. Geçtiğimiz dönemde de bir değişiklik yaparak okullarda hem din dersi Kur'an-ı Kerim'le hem Hazreti Peygamber'in hayatıyla ilgili bir düzenlemeler yaptık. Bu şartlarda bizim milleti olarak, Türk milleti olarak, Türkiye'de yaşayan insanlar olarak İslam dini ağırlıklı da olsa ya da diğer dinler ya da dinsizler ya da başka meşrepten olanlarla ilgili bir dayatmayı düşünmüyoruz. Ana sınıflarında da kaldı ki ilkokul 1'e getirildi ama değil mi? Öyle bir öneri çıktı şurada. Yani 4'te 5'te, 4'ün 5'in sınıfta din dersi var ilkokulların. Yani 1'de 2'de değil, 3'te 4'te ya da 4'te 5'in sınıfta var. Ben bu soruyu soracağınızı tahmin ettiğim için buradan hem İstanbul Milli Eğitim Müdürü'nü hem de Bursa Milli Eğitim Müdürü'nü aradım. Böyle bir tavsiye olmuş, oylama yapılmış alt komisyonlarda. Alt komisyondan gelen bir talepmiş bu. Orada 4 ayrı komisyon vardı. Bizde hem MHP'den, CHP'den de vardı. 5 milletvekili de AK Parti'den bu komisyonların gözlemci olarak bulunduk. Dolaştık bu komisyonlara. Orada hakikaten çok düzeyli tartışmaları yaşadık. Hatta bir öğrenci zannediyorum 8. sınıftaydı. Burada böyle çok düzeyli tartışmalara şahit oluyorum dedi. Çok mutlu olduğunu söyledi bir öğrenci. Bu şuranın bir başka özelliği de Özlem Hanım, hem veliler davet edilmişti hem de öğrenciler davet edilmişti.
Yani hoş bir şeydi. Basına niye kapadınız Şura'yı? Yok, basına açıktı orada. TRT yo, hayır, ve diğer hayır. kanalların basın odası yani da vardı. Yani tabii basın haber yaptı, basın görüntüler aldı ama Şura genel hatları itibariyle böyle çok da şeffaf, basına açık bir ya şeyde bakın, ilerlemedi. Orada ben de TRT haberde röportajım çıktı. Bir basın odası düzenlenmişti. Başlangıçta hem Cumhurbaşkanı'nın konuşması hem bakanın konuşması basına yansıdı. Onlar basını aldı. Sonra da istediği işte sivil toplum kuruluşlarını basın odasına alarak onların görüşlerini aldılar. Yani basına bir kısıtlama gelmiş değil. Bizim anaokullarıyla ilgili bir tavsiye niteliğinde alınan bu kararın ben Milli Eğitim'de yarın genel oylama yapılacak. Bütün bu alınan kararlar bütün genel kurulda oylanacak. Genel kurulda olumlu şekilde çıkacağını tahmin etmiyorum. Kaldı ki bu tür kararlar, yani şuralarda alınan kararların bir yaptırımı söz konusu değil. Evet, tavsiye niteliğinde. Tavsiye niteliğinde Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda sadece bu raporları bakar, kendine göre değerlendirir, uygun görülenleri talimat haline getirir ya da eğer kanun gerekiyorsa kanun çıkarır. Ben Sayın Bakan'ın da anaokullarında din dersinin şu anda düşünülmediği kanaatini biliyorum. Bu bir tartışmaydı. Geldi geçti. Geldi geçti diyorsunuz. Çünkü bizde Özlem Hanım diğer sınıflarda, anaokulları dışındaki sınıflarda hem din dersi mecburiyeti var hem de hem seçmeli Kur'an-ı Kerim dersi var. Seçmeli Hazreti Peygamber'in hayatını öğrenebilir çocuklar. Yani kaldı çok ki ihtiyaç diğer yok. Sınıflardaki zorunlu din dersi uygulaması da biliyorsunuz çok tartışılan yani ve ciddi itirazların olduğu bir şey. Yani değil 12, anaokul. 12 Eylül'de ihtilalde koyulan bir ders mecburi hale getirilen seçmeli halden. Yani tartışılıyor. Tartışılabilir. Tartışmaya da devam edecek. Yine Şura'nın tartışmalı konularından biri eğitim bir senin bir önerisiydi. Okullarda karma eğitime karşı bir tavır. Okullar karma olarak eğitim vermesin. Kızlar erkekler ayrılsın. Şimdi orada yine eğitimci olarak size soracağım. Bu bakış açısı pedagojik ya da eğitimci gözüyle mi bakıyor yoksa cinsiyetçi bir tavır mı var? Şimdi, sonuçta biz eğitim kurumlarından bahsediyoruz. Bakın Türkiye Cumhuriyeti 80 milyon nüfuslu çağdaş sosyal bir hukuk devleti. Türkiye Cumhuriyeti'nde 80 milyon insan yaşıyor. Cumhuriyet'in çok önemli erdemlikleri, faziletlerini hep beraber yaşıyoruz. Türkiye'de eğitim Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllara göre çok büyük başarılar elde etti. Türkiye'nin bugün 81 vilayetinde üniversiteler kuruldu. Büyük şehirlerde 3-4 bazen 20'ye yakın üniversiteler kuruldu. Burada pedagojik bir anlayışı bir kenara bırakırsak, böyle bir anlayış var mı yok mu ama Türkiye'de yıllar öncesinden gelen, işte Bursa'da da bunların örnekleri var. Kız liseleri var, erkek liseleri var ama karma da var. Karma okullar. Bu karma devam eder. Yani bir sendikanın biz karma liselerin kalkmasını istiyoruz diye bir önerisi ya da bir başka sendikanın din dersi işte kaldırılsın, İşte Kur'an seçmeli dersten çıksın ya da bir başka sendikanın işte Osmanlıca seçmeli olsun gibi önerileri saygıyla karşılanır. Bunlar tartışılır ama ben Türkiye'de karma eğitiminin devam etmesi konusunda herhangi bir değişimin söz konusu olacağına inanmıyorum. Ama şuna inanıyorum, Bursa'dan örnek vereyim. Bursa Kız Lisesi klas bir lisedir. Hakikaten tarihi bir lisedir. Erkek lisesi de öyle. Yani oraya kızları aldığımızda, kız lisesine erkekler, erkek lisesine de kızlarımızı aldığımızda geçtiğimiz yıllarda 28 Şubat sürecinde çok mutlu olmadılar orada. Çok da böyle eğitim zirve yapmadı. Bunlar korunmalı. Bunlar korunmalı ama bunlar çok böyle işte yaygın halde değil. İşte Bursa'da, işte Adana'da numuneler Adana Kız Lisesi. Numuneler olarak mı kalmalı? Numuneler olarak olabilir bunlar. Ben bir kız lisesi mezunu olarak açıkçası karma eğitimi destekliyorum. Yani siz Kız Lisesi'nde okurken çok sıkıntı yaşamamışsınızdır. Çok da rahat okumuşsunuzdur. Şimdi yani sıkıntı çok görece bir kavram. Hani yani tabii ki de kız kızı okuyoruz diye dünyanın en bedbaht öğrencileri değildik tabii ama şimdi mantık olarak baktığımız zaman çünkü şöyle bir tez var. Karma eğitimin riskleri konuşulurken, tezler öne sürülürken sürekli kız erkek öğrencilerin bir arada olmasının sakıncalarına
dikkat çekiliyor. Ve böylece o çocuklar öğrenci ya da çocuk olmaktan çık bir başka pozisyonda artık değerlendirilmiş oluyor. Öyle değerlendirmemek lazım. Yani işte buradan çıkan şey bu. Yani öyle değerlendirmemek lazım. Bir sendikacının bu görüşleri illa orada işte farklı şeyler oluyor diye değerlendirmeyi doğru bulmuyorum ben. Hem karma liselerimizde hem klasik bu erkek lisesi ya da kız liselerindeki eğitimcilerin, öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin buralarda çok daha dikkatli, titiz bir eğitim öğretimi çocuklarımızı hazırladıklarını biliyorum. Bunlar örnekleri olmalı. Olmalı mı? Olmalı. Bu bugünün de meselesi değil. Bursa Erkek Lisesi daha Cumhuriyet öncesi gelen Sultan Abdülhamit Han döneminde kurulan bir erkek lisemiz. Yani o olmalı ama karma liselerde olmalı. Buna kimsenin itirazı yok. Sendikaların bu tür talepleri olur. Ama devletin resmi ideolojisi bunlara meydan vermez. Anladım. Yine Şura'nın tartışmalı gündem maddelerinden biri ki bu ikinci oylamada geçti yanılmıyorsam. Turizm ve otelcilik meslek liselerinde okutulan alkollü içki ve kokteyl hazırlama dersi yine tartışmalı bir süreci yaşadı. Önce bir oylamada reddedildi, ondan sonra tekrar bir oylama yapıldı ve kaldırıldı. Akabinde de turizmciler deyim yerindeyse ayağa kalktı ve insanlar şunu söyledi, hiç değilse seçmeli ders olarak okutulsun. Bu ülke bir turizm ülkesi şimdi, ve hani hakikaten şimdi ben de düşünüyorum nasıl olacak? Bakın Türkiye'ye 30 milyon turist geliyor ve bu turistlerin büyük bir bölümü Avrupa ülkelerinden geliyor. Orta Doğu'dan da geliyor, Rusya'dan geliyor. İşte Antalya artık turizmin beşiği oldu. Türkiye ciddi bir döviz girdisini sağlıyor. Bizim açıklarımızın büyük bir bölümü turizm gelirlerinden. Bu tür az önce söyledim Milli Eğitim Şurası'nda alınan kararlar ya da yapılan bu tür düzenlemeler, çeşitli oylamaların hiçbir bağlayıcılığı söz konusu değil. Türkiye'nin gerçekleri bağlayıcı var. Bağlayıcı değil bu ama bir zihniyeti de ortaya koyması bakımından yani orada, sizce de önemli değil mi? Yani orada inanın çok homojen bir yapı vardı. Yani orada sadece eğitim bire mensup öğretmenler, eğitimciler değil, diğer sendikalar da vardı. Yani burada kokteyl hazırlanmayacak. Bunu öğrenciler nerede öğrenecek? Yani bir yerde öğrenecek bunu. Öğretmemiz lazım. Ya da biz gelen yani bakın, bütün turistlere yani siz ayran içeceksiniz bizim diyemeyeceğiz. Bizim Bursa'da hem otelcilerimize yetişmiş elemana ihtiyacı evet. var hem sanayicimize de yetişmiş evet, elemana ihtiyacı var. Meslek liseleri zaten bu yüzden çok önemli. O yüzden bunlar orada tartışılır ve orada kalır. İşte bu tartışmalar yüzünden şöyle yorumlar yapıldı. Milli Eğitim Şurası mı, Din Şurası mı diye. Bu yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz? Buna katılmıyorum ben. Milli Eğitim Şurası olduğu, orada geçmişte dönemde Milli Eğitim Bakanlığı yapan kişiler de oraya gelmişlerdi. Dediğim gibi sadece öğretmenler değil, öğrenciler vardı, aileler vardı. Çok modern aileler vardı orada. Hakikaten ilk defa bu şuralara katılıyorlar. Pırıl pırıl gençlerimiz, öğrencilerimiz vardı. Böyle bir din şurası falan değil. Devlet istediği zaman bir din şurası da toplar. Orada da onu tartışabilir. Ama Milli Eğitim Şurası'nda kimi sendikaların bu tür önerileri orada kalır. Yani biz yetişmiş eleman, turizm içinde eleman yetiştireceğiz. Sanayi içinde yetiştireceğiz. Evet. Dini gerçek kaynaklarından öğretecek eleman da yetiştireceğiz. Bu yüzden de böyle tek taraflı bir anlayışı doğru bulmuyorum ben şahsen. Bu ülkenin 35 yıl hizmet veren, kamuda hizmet gören, eğitimcilik yapan, Milli Eğitim Müdürlüğü yapan, üniversitede öğretim görevlisi yapan birisi olarak Türkiye'nin gerçeklerini ciddi şekilde düşünmek durumundayız. Günübirlik düşünmememiz lazım. Diyorum yani orada kalır bunlar. Orada kalır. Çok kifayet yani orada de bu dersler kalkacak diye oylamada olsa onları o günün bakanı ya da yarının bakanı herhangi bir işleme almaz. Anladım. Yine sizin bir öneriniz var. Eğitimciye yıpranma payı. Bu çok önemli bir konu. Milyonlarca eğitimciyi ilgilendiren... Bunu hep ben düşündüm bir öğretmen olarak. Çok olumlu tepkiler de geliyor bana. Bunu tweetlerimde de zaman zaman şey yaptım, kullandım. Özlem Hanım, Türkiye'de kimi kesimlere bunu veriyoruz biz? Yani işte
55 yaşında emekli oluyor, 50-60 yaşında emekli oluyor ama 65 yaşında muamele görüyor. Yani 65 yaşındamış gibi emeklilik haklarını elde ediyor. Niye biz öğretmenlerimizden bunu esirgeyelim? Sizin de çocuklarınız var, hepimizin çocukları var. Yani çocuklarımızın sıkıntılarını hep beraber yaşıyoruz, görüyoruz. Yani zaman zaman biz kendi çocuğumuzla bile başa çıkamıyoruz. Aynen. Şimdi veriyoruz. 40 tane çocuğu o öğretmen eğitiyor. 30 yıl. Niye yani biz de öğretmenlerimize işte 55 yaşında emekli edelim ama 60 yaş üzerinden ya da 60 yaşında emekli edelim 65 yaş üzerinden olsun. Yani bir 5 yılı çok görmeyelim onlara. Çok yoruluyorlar. Gerçekten öğretmenlik hakikaten çok yorucu bir meslek. Öğretmenlerimize bunu verirsek Türkiye'de kıyamet kopmaz. Bunu verdiğimiz bir sürü kesimler var. Maden işçilerine veriyoruz, ağır iş dallarında veriyoruz. İşte polislerimizi bu konuda onlara böyle bir ayrıcalık veriyoruz. Askerlerimizin var böyle bir ayrıcalığı. Gazetecilerin epey tırpanlanmış olsa da. Gazetecilerin var tabii. Gazetecilerin de var. Yok tırpanlamalı değil. Yani, çok haklarımızı iyi, keyifli bir şey gazeteciler. Evet. Tabii gazetecilerin biraz özgür ağırlıkları yüksek olunca onlar alıyorlar. Ama öğretmenler de bundan yararlanmalı diye düşünüyorum. Bunu bazı sendikacılar da bu işe sahiplendiler şurada. Ümit ediyorum ki önümüzdeki süreçte bu da Türkiye'nin gündeminde önemli bir kazanım olacak öğretmenlerimiz açısından. Nasıl bir çalışma yapacaksınız bununla ilgili? Bununla ilgili komisyondaki diğer arkadaşlarımız da benim bu önerilerime sıcak bakıyorlar. Sayın Bakan'la da bunu paylaşacağız. Muhtemelendir ki bu raporlara da bu yansıyacak. Tabii Türkiye'nin maliye politikası denilecek, işte emekli sandığı denilecek yine her zaman olduğu gibi. Evet. Onlarla oturup bir formül bulabilir miyiz? Buna işte asıl sendikacıların buna sahip çıkması lazım. Yani sendikacılık bu. Yani sendikacılık, eğitim, iş kolundaki sendikalar bu konuyu oturup beraber konuşmalılar. Biz öğretmenlerimize böyle bir hak istiyoruz demeliler. Böyle bir talep gelmesi halinde ben inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti öğretmenlerinden, eğitimcilerinden bunu esirgemeyecek. Asıl sendikacılık bu vurgusunu yaparken bazı sendikal faaliyetlere ciddi de bir eleştiriniz var. Yani eleştiririm ben. Eleştiriyorsunuz biliyorum. Twitter'ı da çok aktif kullanıyorsunuz. Oradan da dile getiriyorsunuz yani, eleştirilerinizi. Sendikal, en son öğretmenler gününde sanıyorum değil mi? Evet. Sendikacılık bir protesto eylemini hoş değildi o da. Şov olarak nitelendirdiniz. Şovdu orada. Orada devletin bir resmi bir tören yerinde. Hatta ondan önce de okulların açıldığı ilk öğretim haftasında da bir şey oldu. O zaman da evet, yine bir eylem vardı hoş ve değil. Siz yine. Yani bu hoş bir şey değil. Orada çocukların göz önünde o salonda öğrencilerimiz de vardı. Yani orada eğitimcilerin, sendikacıların bir takım dertlerini valinin yüzüne baka baka bağırmaları, çağırmaları, eğitimcilerin hoş değildi bu. Bunu doğru bulmuyoruz. Bunun yeri oradaki bir nezih salon ortamını bulandırmak değil. Ben bunu eleştiririm. Sendikaların bu özlük haklarıyla ilgili çalışmaları lazım. Sendikacılar, okulun adamın okul müdürü, benim adamım okul müdürü. Bunlara karışmalarını doğru bulmuyorum ben sendikacılığın. Niye karışacaksın sen? İdare kuralları koymuş. Yani senin sendikandan olduysa iyi, benim sendikandan olduysa. Ama onların da şöyle bir iddiası var. İdare kuralları koyarken ve uygulama yaparken çok ciddi bir kadrolaşma içerisinde. Bakın bunu da Bursa'da konuşuruz. Eylem noktasına, ben onların iddialarını dile getiriyorum tabii. Hı. Eylem noktasına gelinceye kadar da biz derdimizi kimseye anlatamıyoruz. En nihayetinde böyle bir tavır almak zorunda kalıyoruz. Şimdi bakın, şeklinde bir değerlendirmeleri var. O sendikacı arkadaşlarımız da Milli Eğitim Müdürü birkaç defa gözüktü. Bizimle görüşmüyor dediler. Ben evet, o günde Milli Eğitim yani, Müdürü'yle lütfen çağırın. Bunları bana söylediği Milli Eğitim Müdürü'nün birkaç defa görüştüğünü söyledi. Ve Bursa'da, ben diğer yerleri şey yapmıyorum, Bursa'da konuşuyoruz. Bursa'da çok homojen bir yapının oluştuğunu şahidim. Ben bilgileri de aldım. Yani çeşitli sendikalara mensup üyelerin oranlarını da aldım. Hem eğitim senin, hem eğitim birin, hem Türkiye Eğitim senin mensuplarının okul müdürlüklerinde çok ciddi yerlere ulaştığını biliyorum. Yani
çok başarılı olduklarını da biliyorum. Doğru da buluyorum ben bu. Çok başarılı bir eğitimciyse bunun sendikası aranmaz. Hakkaniyetli yani bu konuda bir tutum sergilediğini düşünüyor musunuz? Yani bakın bir örnek vereceğim. Bir örnek vereceğim. İki kardeşten bir tanesi eğitim 1'e üye, bir diğeri Türk Eğitim Sene üye. Eğitim 1'e üye olan müdürlük yakalayamadı, yeterli puan alamadı. Türk Eğitim Sen üyesi yeterince puan aldı ve bir okulun müdürü için. Yani burada bir kıyım olsaydı, burada bir kayırma olsaydı eğitim birinki müdür olurdu. Yani bunlar biraz kendi tabanlarına mesaj vermek için bir takım iddialarda bulunuyorlar. Yine söylüyorum, eğitim bir de müdür olanların sayısı diğer sendikaların müdür olanların sayısından çok fazla değil. Toplarsanız zaten bir homojen yapı oluyor. Bunları doğru bulmuyorum ben. Yani bakın bu düzenlemelerin de faydasını göreceksiniz. Yani Özlem Hanım, Türkiye'nin Bursa'nın en popüler Anadolu Lisesi belli değil mi bizim? Bursa Anadolu Lisesi. Hı hı. Bakın orada şimdi Osman Gazi Belediyesi ciddi bir şey başlattı. Temizlik, bakım, onarım başlattı. Ben Ankara'dan para gönderttim bakanlıktan. Yani orada affedersiniz lavabolara, tuvaletlere çocuklar giremiyorsa ve orada bir müdür 3-4 yıl, 5 yıl orada yöneticilik yapmışsa yani ve oralar bu haldeyse Bursa'nın en zeki çocukları, en başarılı çocukların okuduğu bir okulda böyle bir rezaleti tahammül edemeyiz. Yani orada bir değişim ama olması işte lazımdı yani. Şimdi siz söylerken ya bunların başka örnekleri de vardır. Bursa Anadolu Lisesi öğrencileri adına sevindim ama o başarıyı gösterememiş ya da o zeka düzeyinde olamayan çocukların gittiği okullarda da yani Bursa'daki oranın, ve bu ülkedeki birçok okulda bir örnek sizin verdim bahsettiğiniz ben. Yani bir örnek sorun verdim. Var. Yani, evet, bu bir örnek bakın, ama gerçekten okullar bir hatıramı söyleyeceğim. Buyurun. Kütahya'da ben Milli Eğitim Müdürlüğü yaptım. Her sabah mutlaka 3-4 okula giderdim ve ilk girdiğim yerler çocukların tuvaletleriydi. Girer dolaştırdım. Sonra öğretmenler odasına çıkardım. Hep söylerim yani. Milli Eğitim Müdürlüğü'yle de paylaştım. Lütfen okullara gidin ama müdürün odasına gidip orada oturup ayrılmayın. Öğretmenler odasına gidin. Çocukların girdiği ortak alanları gezin, dolaşın. Yani bu Bursa Anadolu Lisesi'nin bu örneği verdim ama başka örnekler de var. Başka yerlerde de var. Ciddi örnekler var. Tabii bu konularda tabii. Doğru söylüyorsunuz. Yani değişimde fayda var. Bakın ben değişimden yanayım. Rahmetli Ecevit bizim öğrencilik yıllarımızda 70'li yıllarda düzen değişmeli derken bazen tepki de gösterdik. Sonradan kendim yönetici olunca çok hak verdim rahmetli. Yani değişmeli. Ve gittiğimiz yerlerde zaman zaman yöneticilere dedim ki hiçbir şey değiştiremiyorsanız masanızın yerini değiştirin. Bir de bu taraftan bakın. Yani değişim bir yerde bir yönetici 5 yıldan fazla kalmamalı. 5 yıldan fazla kalınca renk körlüğü başlıyor. Orada etrafını göremiyor. Çok başarılıysa o başarısını başka mekana taşısın. Bir okul müdürü. Ya burada bir takım başarılı yöneticilerin şey olmuş olabilir. Yani hakları zayi olmuş olabilir. Büyük bir değişim söz konusu oldu. Ama inanın hem Sayın Vali, Milli Eğitim Müdürü çok dikkatlice bir düzenleme oldu. Bu öğretmenlerimizin, bu yöneticilerimizin de inşallah başarılı olurlar. Dışarıda kalan arkadaşlarımız da zaman içinde tekrar önemli yerlere atanır. Ben çok başarılı bir yöneticinin, bir eğitimcinin, bir okul müdürünün sendikasından dolayı kenara itilmesine karşı bir adamım. Doğru bulmuyorum bunu. Mutlaka onlar da değerlendirilmeli. Yani örgütlü mücadelenin bedelini zaten bu şekilde ödememeli evet. İnsanlar. Aksi halde demokrasinin temel kavramlarından biri. Ya bunları da konuşarak yapmalı. Biri, ya bunları gösteri yaparak, şov yaparak, mayış yaparak değil, oturup konuşulur. İnadına konuşulur. Yani ama Milli Eğitim Müdürlüğü'yle, oyunun valisiyle konuşulur. Şimdi bütün gösterileri de şov diye nitelendirirsek o zaman bu ülkede hiç kimse kalkıp da gösteri ve propaganda gibi bir şarkı kullanamaz. Hayır, kimse, kimse meydanlarda gelecek. Gösteri yapmasına şey yapmıyor. Yani bir toplantı düşünün. Orada çocuklar gösteri yapıyor. Çocuklar orada bir işte öğretmenler korosu bir gösterisi var orada. O koro orada Türk müziğini ya da Türk sanat müziğini ya da kendi hazırladıkları etkinliği gösterirken salonda bir anda ortamın gerilmesini ben doğru bulmuyorum. Şovu onun için söylüyorum. Yoksa elbette herkesin her ortamda
tepkilerini göstermesi lazım. Elbette. Göstermesi lazım. Tepkisini göstersin. Ama yakıp yıkmadan, yani 6-7 Ekim olaylarında olduğu gibi Diyarbakır'ı ateşe vererek, Şirin'i ateşe vererek bunu gösteri olarak kabul edemeyiz. Bunu doğru da bulmuyoruz. Yani bunu Gezi olaylarında doğru bulmuyoruz. Gezi olaylarında. Yani. Evet, ben gerçekten sizinle Gezi olayları konusunda şöyle baştan aşağı bir programda sohbet etmeyi çok isterim. Çok iyi olur. Hatta keşke bir başka meslektaşımız programı yönetse de biz sizinle yani karşılıklı sohbet edebilsek bu konuda. Geçtiğimiz günlerde Bolu'da. Hakikaten ukde kalacak benim içimde. Yani, Yalova'da, ben Yalova'nın da koordinatörüyüm. Yalova'da o güzelim 100 yıllık çınarlar yerle bir edildi. İsterdim ki hem Bursa'daki Gezi olayları dolayısıyla gösteri yapanlar, işte Nülüfer'den, SKM'den heykele kadar yürüyüş yapanlar, hem İstanbul'da gösteri yapanlar, Yalova'da 100 yıllık çınarların yerle bir edilmesinde de o tepkiyi gösterselerdi. Yani 100 yıllık çınarlar. Belki de sizin tweetlerinizden, tepkilerinizden çekindikleri için artık böyle bir duyarlılık göstermiyorduk. Ya benim tweetlerim. Neyse, inşallah onu gerçekten bir başka programda sohbet edeceğiz. Ya Türkiye'de şimdi bazen böyle oluyor işte yani. Kısa bir reklam aramız var. Sonra yine birlikte olacağız.